Arkası Yarın. Para Hırsı. 15. bölüm. Yapım yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan James Hadley Case. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt Davut Genç. Montaj Mahmut Acar. Federal Banka'nın müdürlüğünü yapan Calvin, bankaya her hafta gelen ve bir gece kaldıktan sonra ertesi günü çekilen 500 bin doları soymak için kaldığı pansiyonun sahibi Kit Loring adlı kadınla işbirliği yaparak polisin başkasından şüphelenmesi için bankanın tek memurisi olan Alice adındaki kızı öldürerek bankayı soyarlar. Calvin ve Kit Loring, Alice'in bir erkek arkadaşı olduğunu, soygunu sevgilisiyle birlikte yaptığını ileri sürünce polis onlara inanır ve Alice'le olmayan sevgilisini araştırmaya başlar. Alice'in cesedini otoparka bırakılmış bir arabanın bagajında bulunca şerif muavini Kent Travers, soygunu ve cinayeti Calvin'le nişanlısı Iris'in annesi Kit Loring'in yaptığını anlar. Iris, Ken'e annesini tutukladığı takdirde kendisiyle evlenmeyeceğini söyleyince Ken polislikten istifa eder ve sonra da genç kızla birlikte şehirden uzaklaşır. Öte yandan işledikleri suçtan vicdan azabı çeken Kit Loring, kızının kendisini terk etmesi üzerine alkolün de etkisiyle yüksek bir binanın en üst katına çıkarak intihar etmeye karar verir. Calvin hemen olay yerine gider. Hey Calvin, neler oluyor burada? Yüzbaşı James, sizin ne işiniz var burada? Az önce haberi radyodan duydum, koşup geldim ben de. Kulaklarıma inanamadım. Tam da evlenmek üzereyken. Ne oldu bu kadıncağızla böyle? Bilmiyorum yüzbaşı, aklını oynatmış galiba. Saatlerden beri oradaymış. Ben şimdi yukarı çıkıp kendisini aşağı inmesi için ikna edeceğim. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı Calvin? Beni burada beklerseniz çok sevinirim. Çok fena durumdayım. Kafamın içi karmakarışık. Siz yanımda durursanız büsbütün sapıtmaktan kurtarırsınız. Tabii. Siz kendinizi üzmeyin. Ben sizi burada bekleyeceğim. Aman ha, dikkatli olun. Hey! Bay Calvin, buraya gelin. Vince sizi yukarı çıkartacak. Geliyorum şerif. Bol şanslar Calvin. Sizi burada bekliyorum. Hey Kit! Kit, beni duyuyor musun? Günaydın sevgili katilim. Seni bekliyordum. Geleceğini ve buraya çıkacağını biliyordum. Ne oldu sana böyle Kit? Neden yaptın bunu? Nedenlerini biliyorsun. Vicdan azabı. Senin yüzünden. Yalnız o pis işe bulaşmadım. Kızımı da kaybettim. Saçmalama Kit. Durup dururken skandal çıkartmanın zamanı değil. Hadi gevezeliği bırak da benimle aşağıya gel. Hayır. Buraya aşağı inmek için değil, atlamak için çıktım. Aşağı ancak cesedim iner. İşte kafayı çektin değil mi sarhoş karı? 40 sefer sana böyle kritik zamanlarda içme dedim. Hadi gel benimle. Korkuyorsun değil mi? Ölmenden korkuyorsun. Kendimi buradan atıp geberdikten sadece 12 saat sonra da avukatım şu bildiğin mektubu açacak ve sen de mahvolacaksın. Tanrı aşkına Kit, sarhoşsun sen. Ne yaptığının farkında değilsin. Günlerdir neler çektiğimi, nasıl vicdan azabı çektiğimi bilmiyorsun. Bilemezsin de. Çünkü sende vicdan denen şey yok. Sen hayvanın. Acımasız katilin tekisin. Saçmalama Kit. 500 bin dolar aşağıda arabamın bagajında. Yüzbaşı James söz verdi. Yarınki nikahımıza şahit olacak. Sonra onun sayesinde Pittsburgh'den rahat rahat çıkabileceğiz. Benimle inmeye razı olursan paranın 1/4'ünü sana veririm. Hadi gel. Dediklerimi duyuyor musun Kit? Ay sonunda ikimiz de rahata ve huzura kavuşmuş olacağız. Hadi in aşağı. Bunca zahmetten sonra böyle bir budalalık yapmaya ne lüzum var? Atlattığımız tehlikeleri boşuna düşün. Boşuna çeneni yorma Calvin. Niye anlamak istemiyorsun? Şu zavallı Alice'i unutamıyorum bir türlü. Geceleri uyumasam bile rüyama giriyor. Bir kabus halini aldı. Ama biraz sonra kurtulacağım hepsinden. Peki ama benden ne istiyorsun Kit? Kendini aşağı atacaksın, anladım. Beni de zor duruma düşürmekten maksadın ne? Şu avukatına verdiğin mektup mu olacak? Bir şeyler yapmalısın. Kılımı bile kıpırdatmam.
İkimiz için de kurtuluş yok artık. Ben gebereceğim. Sen de arkamdan geleceksin. Iris'i bu işe karıştırmamalıydın. Buna hakkın yoktu. Asla affetmeyeceğim bunu. Hesap görme zamanı geldi. Önce ben, sonra sen. Kurtuluş yok. Madem öyle, cehenneme kadar yolun var kaltak. Geber. Hadi, hadi atlasana. Atsana kendini aşağıya. Hadi ne duruyorsun? Şeref yaptığımı sanıyorsun değil mi? Kendimi atmayacağımı sanıyorsun. Cehennemde buluşuruz Kelvin. Kelvin kendisini attı. Aman Allah'ım. Git kendini aşağıya attı. İşte şimdi mahvoldum. Bu kaltağın avukata bıraktığı mektup açılıncaya kadar sıvışmanın bir yolunu bulmalıyım. Birkaç saat sonra polisler peşime düşer. Bayan Loring ölmüş geldi. İnanamıyorum. İnanamıyorum hala. Atacağım kendimi aşağı dedi ve aşağıya atladı. İkna edemedim onu. Kurtaramadım onu bir yüzbaşı. Olan oldu, üzülmeyin. Lütfen yüzbaşı. Beni buradan uzaklaştırın. Daha fazla dayanamayacağım. Tabii. Gelin benimle. Arabam ileride duruyor. Lütfen direksiyona siz geçin. Bu halde araba kullanamam. Elbette. Dayanın bana dostum, hadi. Bayan Loring neden canına kıydı dersiniz Kelvin? Bilmiyorum yüzbaşı ama çok içiyordu. Çok içiyordu. Kızı Iris de Ken'le evlenmek için kendisini terk edince daha fazla dayanamadı. Vah zavallı kadın. Ne kadar kötü bir son. Pansiyona gidiyoruz değil mi Kelvin? Hayır. Artık oraya gitmek istemiyorum yüzbaşı. Kit'le orada geçirdiğim güzel günleri aklıma getirdikçe kahroluyorum. Pittsville'den uzaklaşmak istiyorum. San Francisco'ya götürebilir misiniz beni? İyi ama dediğiniz yer en azından 200 kilometre Kelvin. Sizi oraya kadar götüremem ki. İşlerim var benim. Hayır. Ama şeye... Beni San Francisco'ya götüreceksiniz. Aksi halde... Delirdiniz mi Kelvin? Elinizdeki tabanca dedi öyle. Eğer dediklerimi yapmazsanız midenizi kurşunla doldururum yüzbaşı. Anlaşıldı mı? Hadi gazla bakalım. Tabii. Çekilin lan. Meydanı boş bırakın. Sizler de ambulans gelinceye kadar şu cesedin üstüne bir şeyler örtün. Ken? Şerif. Senin ne işin var burada? Ben seni San Francisco'da sanıyordum. Biliyorum. Haberi radyodan duyardığıma soru burada aldım. Kitlonik öldü mü? Maalesef. Laf dinletemedik. Kelvin bile ikna edemedi onu. Iris nerede? San Francisco'da kaldı. Çok korkunç bir şeydi Ken. Kendini o yükseklikten aşağıya bırakıverdi. Yarın da Kelvin'le evlenecekti. Size bir şey söyleyeyim mi Şerif? Aradığımız soyguncu katil Kelvin'di. Ne? Kelvin mi? Bu olay senin başına vurdu galiba. Saçmalıyorsun. Hayır saçmalamıyorum. Başından beri biliyordum. Bankayı soyan ve Alice'i öldüren Kelvin'di. Peki şu anda nerede biliyor musunuz? Yüzbaşı James'le beraber arabaya binip uzaklaştılar. 10 dakika kadar oluyor. Namus Şerif. Şimdi de yüzbaşıyı atlatacak. Benimle gelin Şerif. Nereye? Nereye olacak o alçağı yakalamaya? İyi ama yanında yüzbaşı James varmış ya. O kendisini yakalamış. Yüzbaşı Calvin'in katil olduğunu bilmiyor. Bu yüzden de tehlikede. Hadi hemen peşlerine düşelim. Arabadan olduğunu anlatırım size. Hadi. Aklınızı mı oynattınız Kelvin? Ne oldu size birdenbire böyle? Benzeriyi bırak da ben ne diyorsam onu yap. Şu muşmula kafanla bankayı benim soyduğumu, Alice'i de benim öldürdüğümü anlayamadın değil mi? Aman Allah'ım. Sahi siz mi yaptınız bunu? Kit Loring de suç ortağımdı. Budala vicdan azabından canına kıydı. Avukatına ölümünden sonra açılmak üzere bir mektup bırakmış. Bir an önce tüymek istememin sebebi bu. Her şeyi açıklıyormuş o mektupta. Sakın bana bir oyun oynama hevesine kapılma yüzbaşı. Beynini patlatırım. Ben nasıl olsa bitmiş bir adamım artık. Ken haklıymış.
Adaletin elinden kaçamazsın Kelvin. Fazla uzağa gidebileceğini sanmıyorum. Nedenmiş o? 1 kilometre kadar ötede polislerin kontrol ettiği barikatlar var. Hadi tabancanızı bana verin. Bir kolaylık yaparım ben sizin için, merak etmeyin. Ne kolaydı. İşlediğim suçun cezası resmen elektrikli sandalye. Sen beni aptal mı sandın ha? Kulağını aç da beni çok iyi dinle. Barikatlardan geçmek için yardım edeceksin bana. Anlaşıldı mı? Arabanın bagajında 500 bin doları her ne pahasına olursa olsun Pittsfield'den çıkarmalıyım. Sırf bunun için seni acımadan öldürebilirim. İşte barikat göründü. Yanlarına gelince biraz yavaşla. Seni gördükleri zaman da gazlarsın gidersin. Hadi. Peki. Durun. Araba kontrolü yapacağız. Tanıt kendini James, yoksa tetiği çekerim. Hey Bob, tanımadın mı beni? Federal bürodan yüzbaşı James. Tanıyamadım birden. Bay Kelvin de yanınızdaymış. Barikatı kaldırın çocuklar. Yabancı değiller. Eyvallah Bob, sağ ol. Hadi çek. Şimdi ne yapacağız? Sen gazlamana devam et. 3-4 kilometre sonra yol ikiye ayrılacak. Biz Belmore istikametine gideceğiz. İyi ama o yol ormana gider. İyi ya, ben de ormana gitmek istiyorum. Evet, şimdi her şeyi biliyorsunuz artık Şerif. İstifa etmek zorunda kalmamın sebebi buydu işte. Iris'in annesini elektrik sandalyeye gönderemezdim. Ama şimdi ördüğüne göre Kelvin'in yakasına pekala yapışabiliriz. Laf aramızda ama Ken, sırf bu yüzden sorumlu duruma düşürebilirdim. Biliyorum Şerif ama başka türlü davranmama imkan yoktu, beni anlayın. Polis kordonuna yaklaştık. Soralım şunlara yüzbaşıyı görmüşler mi? Bob! Buyur Şerif! Federal bürodan yüzbaşı James geçti mi buradan? Az önce geçti. Yanında da banka müdürü Kelvin vardı. Neler oluyor Şerif? Daha ne olsun? Aradığımız soyguncu Kelvin'miş. Onun peşindeyiz. Vay canına. O zaman vakit kaybetmeyin Şerif. Yüzbaşının kullandığı araba Belmore istikametine doğru gidiyor. Tamam Bob. Bir an önce onları bulmamız lazım Şerif. Bu durumda yüzbaşı James'in de hayatı tehlikede. Tehlikede olduğunu da nereden çıkarttın? Yüzbaşı tehdit altında olmasa Kelvin'i polis kordonundan çıkarır mıydı? Namussuz herif önce onu kandırdı, sonra da tehdit ederek şehirden uzaklaştı. Neden Belmore istikametine gidiyoruz? Anlamadım hala. Senden de kurtulmak zorundayım dostum. Yani beni öldürecek misin? Yalnız değiliz Kelvin, bir araba bizi takip ediyor bak. Hani nerede? Arkana bakarsan görürsün dostum. Arkam ama iyi ama ben hiç... Öleceksek ikimiz de öleceğiz Kelvin. Ver şu tabancayı. Ver diyorum. Dikkat et, arabayı çarpacaksın. Ver diyorum şu tabancayı bana. Geberteceğim seni. Ver. Alt tarafı bizden 10 dakika önce geçmişler barikattan. Hala yetişemedik bunlara. Biraz yavaşla Şerif. Bak ileride bir toz bulutu var. Mutlaka oradan gitmişlerdir. Orası Belmore. Orası Belmore ormanına gider. Tamam, o zaman oraya sap Şerif. Mutlaka o yola girdiler. Tamam peki. Biraz ağır git. Çevreyi kontrol edelim Şerif. Hey. Şş, bak arabayı gördüm. Bak ileride ağacı çarpmış. Aman tanrım, yoksa kaza mı yaptılar? Burada duralım Şerif. Peki. Ağaca çarpmışlar. Acaba içindekilere bir şey oldu mu? Gel Şerif, gel bir dikkatli bakalım. Ol. Kelvin ölmemiş olabilir. İçeride biri var. Ölmüş galiba Ken. Vay canına, bu yüzbaşı James. Kazada mı ölmüş acaba? Hayır. Baksanıza sağ yanında kurşun yaraları var. Kelvin vurmuş olmalı. Bu ikinci cinayet oluyor her gelenin. İyi ama Kelvin nerede? O namusta bir şey olmamış mı yani? Arabada olmadığına göre kurtulmuş olmalı. Ama mutlaka buralarda bir yerde olmalı. Bak, onun oturduğu koltuk kan içinde. Belli ki o da yaralanmış. O halde fazla uzağa gidemez. Şerif, şu aşağılık herifin burada olduğunu hissediyorum. Bence böyle açıkta durarak hedef olmayalım. Yavaş yavaş arabanın arkasına siper olalım. Haklısın Ken. Ateş ediyor, yere at Şerif. Sürüne sürüne arabanın oraya git, hadi. Açıkta kaldım Ken. Ben saklanıncaya kadar ateş ederek beni koru. Tamam, merak etme. Boşuna direnme Kelvin. Seni yakalayacağız. Silahlan ve teslim ol. Tamam Ken. Arabanın arkasına siper aldım. Ne yapacağız şimdi?
Ya ateş ederek geberteceğiz ya da teslim olması için ikna edeceğiz onu. Şerif'le Ken olacak o hergele buldular beni. Burada olduğumu da biliyorlar. Ama kolay yem olmayacağım onları. Bacağım, bacağım. Namussuz yüzbaşı kaza yaparak ayağımın kırılmasına sebep oldu. Sağ kolumu da hareket ettiremiyorum. Bunları öldürsen bile nasıl kaçacağım burada? Allah kahretsin. Yanımdaki şu çuvalın içinde tam 500 bin dolar var ama ben bir sentine bile dokunamıyorum. Hey Calvin! Orada olduğunu biliyoruz. Elimizden kurtulamazsın. Teslim ol! Teslim olmak mı? Asla! Asla teslim olmam. Elektrikli sandalyede can vermeye hiç niyetim yok. Calvin, yolun sonuna geldin. Aklını başına topla. Ellerini kaldır ve meydana çık. Hadi! Namussuz alkolik karı. Ölürken peşimden geleceksin. Cehennemde buluşacağız demişti. Kaltağın bir bildiği varmış ki böyle söyledi. Calvin! Bizi duyuyor musun? Yolun sonuna geldin. Silahını at ve teslim alıyorum sana. Elimizden kurtulamazsın. Birazdan burası polislerle, federal büronun adamlarıyla dolacak. Direnmeye kalkma. Teslim ol. Çit, uğursuz alkolik kaltak. Bekle beni, ben de geliyorum. Ah! Allah kahretsin. Kendini vurmuş. Hayret. Hayret. Ben onun direneceğini sanıyordum. Neden vurdu kendini acaba? Tahmin edebiliyorum Şerif. Hayatta sevdiği iki şeyden mahrum kalmıştı. Biri Kit Loring. Diğeri de şu hala sımsıkı tuttuğu 500 bin dolarlık çuval. Onlarsız yaşamaktansa ölmeyi tercih etti. Para Hırsat oyunumuzun 15. ve son bölümünü dinlediniz. Başka bir oyunda buluşmak üzere hoşça kalın.